Karınca Sanatı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte güzel bir videomuzla karşınızdayım arkadaşlar. Sesim biraz kötü gelebilir. Önce ondan biraz bahsedeyim. Biraz hastayım. Yaz ayı abi hasta mı olunur derseniz biraz üşüttüm. Kusura bakmayın. Zinciri kırma mentalitesiyle de video çekmeye devam ediyorum. Hastayım diye biraz sesim kötü diye video çekmemezlik yapmak istemedim. Biliyor musunuz bilmiyorum, Barış Özcan'ın bununla ilgili bir videosu var. Belki bazı arkadaşlarımızın yapmak istediği şeyleri ertelemesiyle ilgili faydalı olabileceğini düşündüğüm için de onu da sağ üste koyuyorum. Zinciri kırma, kısaca ondan bahsedeyim, hemen videoya geçeceğim. Yapacağınız bir eylemle ilgili her gün ufak da olsa bir ilerleme kaydetmek. Bu benim hedefim olduğu için de video çekmek. Çarşamba, pazar ne kadar resmi de olmasa kendime koyduğum bir hedef, zinciri kırmamaya çalışıyorum. Neyse, lafı fazla uzatmayayım. Gelin konumuza başlayalım. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Prenolepis nitens kraliçemiz yumurtluyordu zaten. İlk işçiler çıktı videosunda galiba göstermiştim bu kraliçemizi. O zaman işçisi yoktu. Görmüş olduğunuz gibi de ilk işçisini çıkardı. Sesim biraz garip geliyor olabilir. Arada burun tıkanıklığı yaşayabilirim. Baştan da söylemek isterim, affola. Neyse, devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk işçisini çıkardı. Neden bu kadar önemli derseniz de arkadaşlar, Prenolepis nitensler biraz hassas kraliçelerimiz. Böyle her ortamda oluşturamayabiliyorlar işçilerini, çıkarmayabiliyorlar. Yumurta gelişimi olmayabiliyor. Çok az bir küfle çok güzel bir yumurta sayısına ulaştık. Yine ilk işçimiz de çıktı. Görmüş olduğunuz gibi işçimizin abdomen boyutu biraz büyük. Şekerli su takviyesi yaptım. Kraliçemizin detay videolarını da aralara koyacağım. Onun da abdomeni bayağı şişti. Şekerli su takviyesi yaptım. Yarın da bir yem takviyesi yapmayı düşünüyorum. Makro çekim yapmaya çalıştığım için de şu anda yem veya şekerli su vermeyeceğim. Kadrajda olabildiğince onları net bir şekilde tutmak istiyorum. Ufaktan bilgiler vereceğim ve bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Hastayım, böyle basit bir video olacak gibi ama benim için çok güzel bir video. Prenolepis nitens kraliçesi. Bundan önce hiç bulmamıştım. İlk kraliçem ve ilk kraliçemde işçi elde etmek çok güzeldi. Kısaca size bazı bilgilerini vereyim. Latince ismi Prenolepis nitens olarak geçiyor. Zorluk seviyesi başlangıç orta olarak geçiyor. Güneydoğu Avrupa'da, Avusturya'da bulunduğu söyleniyor ve bu bölgede de, yani Türkiye'de de Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunuyor. Yaşam alanı genelde yaprak döken ormanlar veya ovalar, açık alanlarda bulunuyor. Koloni yapısı tek kraliçeli olabiliyor ya da çok kraliçeli olabiliyor. Yani multi queen yapabiliyorsunuz bu kraliçemizde eğer bulursanız. Koloni boyutu 20 bin işçi üstü olduğu düşünülüyor. Henüz öyle bir kolonim olmadı. Umarım bu kolonimiz 20 bin üstü işçisi olan bir koloni olur. Kraliçemizin rengi kafa gövde kahverengi, turuncuya sarıya çalan abdomen rengi olduğu söyleniyor. Yani abdomen biraz daha açık renklerde, toraks ve kafa bölgesi biraz da kahverengi tonlarda oluyor. İşçi boyutumuzda kraliçeden kıyaslayabileceğinizi düşünüyorum. 8 ila 4 milimetre arasında değişmekte. İşçi renklerimiz de yine gördüğünüz gibi kraliçeye benzemekle birlikte kırmızımsı kahverengi olarak literatüre geçmiş. Prens boyutu bilinmiyor. Prens renginin siyah olduğu söylenmiş. Asker üretimi yok. Tek tip işçi üretiyorlar. Çiftleşme uçuşlarımız Mart ayının sonunda başlayıp Mayıs ayının sonuna kadar devam ediyor. Özellikle şekerli suyu çok seviyorlar. Ballı suyu çok seviyorlar. Bal karıncası dememizin sebebi şekerli su ve ballı su içtikleri zaman abdomenlerinin büyümesi arkadaşlar. Asıl bal karıncaları bunlar değil bu arada. Avrupa'da, pardon, Afrika'da bir türü var. Bayağı böyle abdomeni neredeyse vücudunun 4 katı boyutlarına ulaşacak şekilde şişen. Ama bu da çakma bal karıncası diyebiliriz. Türkiye'mizin, ülkemizin, memleketimizin bal karıncası diyebiliriz yani bu tür için. Nem ortalama Outworld'de 30-50, yaşam alanında 50-70, ortalama mesorlara benzerlik gösteriyor. Sıcaklıkta 21-30 ila 21-26 derece arasında yine. Kış uykusu var. Ekim ayında başlayıp Şubat ayına kadar devam edebiliyoruz. Formikaryum olarak da küçükten başlayıp ortaya doğru devam ediyor. Odacıkları ona göre dizayn etmeniz iyi olacaktır. Genelde formikaryum malzemeleri, yani bu koloniyi büyütmek biraz mesele, ilk işi çıkarmak biraz mesele demiştim. Formikaryum malzemesi olarak da yutong, alçı, yumuşak ahşap malzemeler ve
odun malzemeler kullanılabiliyor arkadaşlar. Ben bundan sonraki formikaryumlarını başarabilirsem çoğaltmayı yutong yapmayı düşünüyorum. Zaten sizlerle bir yutong formikaryum yapmıştık. Sizlere göstermeden bir yutong formikaryum yapıp öyle ilerlerim diye düşünüyorum. Biraz bu video görsel olacak arkadaşlar. Yani karşıda bir makro modda bir kraliçe ve işçi izleyeceksiniz. Belki aralara da daha farklı açılardan makrolar koyarım veya farklı görseller de koyarım. Asıl bal karıncalarının cinsini size söyleyeyim arkadaşlar. Hani demiştim ya, bir bal karıncası var ve işte abdomeni neredeyse vücudun 4-5 katı şişiyor. Onun türü ise Componotus inflatus oluyor arkadaşlar. Onların da görsellerini koyacağım. Bizim Prenolepis nitenslerin de abdomenlerini şiştikten sonraki görsellerini koyacağım. İlk şişeye kadar besleme gerektirmiyor. Birazcık böyle tür şey gibi olacak, videosu olacak demiştim zaten size. Avrupa bal karıncası diyebiliriz. Ya da işte Türkiye bal karıncası diye söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. Yine ben görsellerle sizlere destekleyeceğim zaten. Bu bizim hem bizim karıncamızın Prenolepis nitenslerin hem de Componotus inflatus'ların da asıl, yani dediğim sizlere, abdomenleri çok daha fazla büyüyen bal karıncalarının da görselleriyle destekleyeceğim. Güzel bir tür. İnşallah büyütebilirim. İlk dediğim gibi şekerli su takviyesini yaptım. İsterseniz onu da koyayım. Sağ üstte bu kraliçemizi ilk gösterdiğim size videoyu koyacağım. Onunla şu anki halinde kıyaslarsınız. Dediğim gibi farklı açılardan görsellerini koyacağım. Hatta belki yan yana da getirebilirim abdomenin şekerli su içtikten sonraki büyüklük farkını. Kraliçemiz çok güzel, işçimiz çok güzel. Stres görüyorsunuz, ışık altında olmasına rağmen stres seviyesi düşük. Umarım iyi gelişecektir. İlk işçisi çıktığı için de böcek ve şekerli su takviyelerine devam edeceğim. Ve umarım sizlerle birlikte devasa bir koloniye ulaştırırız bu kraliçemizin kolonisini. Videomuzu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi biraz da rahatsızım. Video kısa ve çok böyle sizi sarmadıysa affola. Dediğim gibi hastayım. Videoyu da çekmek istediğim için böyle ara güzel, benim için hoş olan bir anı sizlerle paylaşmak istedim. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.